gelecekte olacak şeylerden bildirmesi. Enes radıyallahu anh şunu söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte duvarla çevrilmiş bir hurmalıktaydık. Birisi kapıyı çaldı. Allah'ın Resulü bana, "Ey Enes, kalk ona kapıyı aç ve onu cennetle ve benden sonra halife olmakla müjdele," buyurdu. Kapıyı açtığımda gelenin Ebu Bekir olduğunu gördüm ve kendisine müjdeleri verdim. Ebu Bekir içeri girip oturduktan sonra birisi daha kapıyı çaldı. Allah'ın Resulü bana, "Ey Enes, kalk ona kapıyı aç ve onu cennetle ve Ebu Bekir'den sonra halife olmakla müjdele," buyurdu. Kapıyı açtığımda gelenin Ömer olduğunu gördüm ve kendisine müjdeleri verdim. Ömer içeri girip oturduktan sonra birisi daha kapıyı çaldı. Allah'ın Resulü bana, "Ey Enes, kalk ona kapıyı aç ve onu cennetle ve Ömer'den sonra halife olmakla müjdele ve öldürüleceğini haber ver," buyurdu. Kapıyı açtığımda gelenin Osman olduğunu gördüm ve kendisine olan her şeyi bir bir anlattım. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Salebe, ashabtan çok sevilen takva biriydi. Zamanının büyük bir kısmını camide Allah'a ibadet etmekle geçirirdi. Bol bol namaz kılar, oruç tutar ve zikrederdi. Geceleri sabahlara kadar ağlamaktan gözleri şişerdi. Cemaatte hep en ön saflardaydı. Hepimiz ona imrenirdik. Onu Allah'ın Resulü başta olmak üzere hepimiz çok severdik. Salebe bir gün alemlerin efendisine gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana çok mal vermesi için Allah'a dua et," dedi. İki cihan güneşi, "Ey Salebe, şükrünü ödeyebileceğin az bir mal, şükrünü ödeyemeyeceğin çok maldan daha hayırlıdır," dedi. Fakat Salebe isteğini bir kez daha tekrarladı. Alemlerin efendisi, "Ey Salebe, ben senin için iyi bir örnek değil miyim? Bak, ben aza kanaat ediyorum. Halbuki istersem Cenab-ı Hak şu dağları benim için altına çevirir," dedi. Salebe, "Bana çok mal vermesi için Allah'a dua et. Yemin ederim ki çok malım olursa bol bol şükreder ve zekatımı veririm," dedi. Allah'ın yüce Resulü, "Ey Salebe, sen helakini mi istiyorsun? Bu ne hal?" buyurdu. Salebe, "Ya Resulallah, niçin helak olayım? Ben zenginliğin hakkını veririm," dedi. Bunun üzerine alemlerin efendisi malının çoğalması için Salebe'ye dua etti. Ve dedi ki, "Ey Salebe, git iki koyun al ve onlara bak." Salebe hemen iki koyun aldı. Az bir zaman sonra koyunlar akıl almaz derecede çoğalıp sürü haline geldiler. Herkes gözle görülen bu mucizeyi merakla seyrediyordu. Salebe yavaş yavaş ön saflarda kılmak için can attığı namazlarını gün geçtikçe arka saflara kaydırmaya başladı. Salebe'nin malı öyle çoğalıyordu ki Medine'ye yakın otlaklar yetmeyince sürülerini daha uzaklara götürdü ve vakit namazları için mescide ve cemaate daha az gelmeye başladı. Sürüleri daha da çoğalınca yalnız cuma namazları için geldi. Bir müddet sonra cumaları bıraktı. Cenab-ı Hak ayet indirip zekat toplamayı emredince Allah'ın yüce Resulü iki kişi gönderip Salebe'den zekat almalarını istedi.
Salebe, zekat yüzdesinin ne kadar olduğunu sordu. Öğrenince, vadileri dolduran sürülerine düşen zekatı hesapladı. Bu kadar malını zekat olarak vermeye kıyamadı ve vermemeye karar verdi. Fakat adamlara, zekat adı altında istediğiniz şey haraçtan başka bir şey değildir. Onun için siz gidin, ben bunu verip vermeyeceğimi bildiririm, dedi. Allah'ın Resulü olanları duydu ve çok üzüldü. Daha sonra defalarca Salebe'ye zekat memurları gitti ve Salebe onları gerek azarladı, gerek başından savdı, hakaret dahi etti. Gün geldi Salebe memurlara, ''Ben çalışıp didineyim, çaba göstereyim, kazanayım, sonra malımın bir kısmını zekat olarak vereyim. Oldu be!'' diye sitemde bulundu. Memurlar, alemlerin efendisine durumu anlattılar. Bir zamanlar cemaatten ayrılmayan, sabahlara kadar Allah ve Resulü için gözyaşı döken, mescitten çıkmayan bir sahabenin bu hale düşmesi, Allah Resulü'nü ve arkadaşlarını çok üzmüştü. Sonra ısrarla zenginlik istediği ve ben zenginliğin hakkını veririm diye söz verdiği o günler Allah Resulü'nün hatırına geldi. Alemlerin efendisi sahabesine dönerek Salebe sözünü çiğnemiştir dedi. Bundan sonra Salebe'nin durumu günden güne bozuldu. Sürüleri elinden gitti. Sağlığı bozuldu. Salebe perişan oldu. Bu olay üzerine Salebe hakkında şu ayetler indi. Bazı kimseler Allah bize verirse sadaka verip hayır yapacak ve salihlerden olacağız diye ona söz verdiler. Fakat kendisi onlara servet verince cimrilik ettiler ve onun emrine sırt çevirdiler. Ona verdikleri sözden caydıkları ve yalan söyledikleri için onunla karşılaşacakları güne kadar Allah kalplerine nifak soktu. Çok ileriki zamanlarda gerçekleşecek hadiseleri bildirmesi. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilen o mübarek peygamber buyurdular ki, siz Havz ve Kirman kavmiyle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlar dövülen kırmızı kalkana benzeyen, kırmızı yüzlü, yayvan burunlu, küçük gözlü bir acem kavmidir. Ey insanlar! Yine siz kıldan çarık giyen bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Allah'ın Resulü, Hintlilerle savaşacağımızı ve bu savaştan muzaffer çıkacağımızı haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rumlarla güvenli bir sulh yapacağımızı haber verdi. Ve yine buyurdular ki, biri Şam'da, biri Irak'ta, biri Yemen'de 3 ordu kuracaksınız. Dünya size fethedilecek ve siz o fetihler sayesinde bolluk ve refaha kavuşacaksınız. Bunun sonucu olarak çocuklarınız evlerini Kâbe gibi örtüler ve süslerle bezeyecekler. Fakat siz bugün o günden daha hayırlısınız, dedi. Mübarek yüzü. Ayşe radıyallahu anha şunu söyledi. Evde dikiş dikiyordum. İğne elimden düştü ve oda yarı karanlık olduğu için onu göremedim. Biraz sonra iki cihan güneşi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve içeri girdi. Onun yüzündeki alev gibi parlayan nur sayesinde iğne ortaya çıktı ve iğneyi yerden alırken olayı kendisine anlattım. Allah'ın yüce Resulü buyurdular ki, ey Ayşe! Yüzümdeki nur peygamberlik nurudur.
onu gördüğü halde bana iman etmeyen kimseler, Allah Celle Celaluhu'nun azabına mahkumdurlar, buyurdu. Peygamber Efendimizin mübarek sesi, Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Allah'ın Resulü bir cuma günü hutbe okumak için minbere çıkarken ashab ayağa kalktılar fakat efendiler efendisi oturun dedi. Onun bu sesini Benu Ganem mahallesinde bulunan Abdullah İbni Revaha duydu ve olduğu yere oturdu. Abdurrahman İbni Muaz Et-Teymi radıyallahu anh şöyle anlatıyor. İki cihan güneşi Mina'da bir konuşma yaptı. Onun bu konuşmalarını çadırlarında bulunan 120 bin sahabi duydu. Biz de onu kendi çadırımızda çok rahat bir şekilde dinledik. Cabir radıyallahu anh anlattılar. Âlemlerin Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de kimsenin sahip olmadığı özellikler vardı. Bu özelliklerden birisi de terinin çok güzel kokması ve bu kokunun etrafa yayılmasıydı. Onun için kendisi hangi yoldan geçmişse o yoldan daha sonra geçenler varlığın sebebi olan Yüce Resul'ün oradan geçtiğini anlarlardı. Allah'ın Resulü bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyorlar. Kıyamet kopmadan önce kıldan çarık giyen bir kavimle savaşacaksınız. Yine kıyamet kopmadan önce gözleri küçük, burunları kısa, geniş ve yassı burunlu, yüzleri kırmızı ve dövülmüş kalkan gibi olan bir kavimle savaşacaksınız. Ümmetimin malını ilk olarak elinden alacak olanlar Benu Kantura adlı bu kavimdir. Benu Kantura Moğollardır. Bunlar Hicri 656 senesinde Bağdat'a kadar geldiler. Bu şehri yakıp yıktılar ve Halife El-Mutasım'ı öldürmek suretiyle Abbasiler dönemine son verdiler. Dıhye el-Kelbi radıyallahu anh şöyle söyledi. İki cihan güneşi Kisra'ya mektup gönderip onu İslamiyet'e davet edince Kisra buna kızdı ve San'a'daki valisine haber gönderip peygamberi rahat bıraktığı için onu azarladı ve dedi ki ya bu adamın hakkından geleceksin ya da ben seni cezalandıracağım. Bu haberi alan San'a valisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme asker gönderip Allah'ın Resulünü getirmelerini emretti. Askerler geldiler ve onu götüreceklerini söylediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları 15 gün bekletti ve onlara ''Valinize gidin ve ona benim Rabbim onun Rabbini öldürdüğünü söyleyin.'' dedi. Askerler gidip bu haberi valilerine söylediler ve az sonra İran'dan Allah Resulü'nün buyurdukları haber ulaştı. Kisra, Allah Resulü'nün buyurdukları gibi ölmüştü. Şuca İbni Vehb el-Esedi radıyallahu anh şöyle söyledi. Allah'ın Resulü bir mektup yazdırıp benimle Gassan emirine yolladı. Bu adam mektubu okudu ve yere attı. Ben bunu görünce çok üzüldüm ve dönüp geldim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme durumu bildirdim. Âlemlere rahmet olan o yüce peygamber buyurdular ki, valinin helaki yakındır. Üzerinden 3 sene geçti ve emirin acı bir şekilde can verdiği haberi tüm çevrede duyuldu. İnsanların dış görünüşünün ardındaki sırları bilmesi.
Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh şöyle söyledi. Allah'ın Resulü'nün müşriklerle yaptığı bir savaşta ashab arasında bir adam vardı. Bu adam durmadan düşmanın üzerine hücumlar yapıyor ve büyük bir kahramanlıkla savaşıyordu. Onun bu halini gören ashab, "Ya Resulallah, bugün hiçbirimiz bu adam kadar yararlı olamıyoruz," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O adam ölüp cehenneme gidecektir," diye karşılık verdi. Bu cevap onları korkuttu ve aralarında, "Bu adam cehenneme gidecekse hiçbirimiz cennete gidemeyecektir," diye konuştular. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin boşa konuşmayacağını bilenlerden birisi, "Ben bu adamı sonuna kadar takip edip izleyeceğim," dedi. Ve onun peşine takıldı. Adam bir müddet daha vuruştuktan sonra derin bir yara alıp yere düştü ve tedavi edilmesini beklemeden kendi kılıcıyla intihar etti. Sahabi onun kendi kendisini öldürdüğünü gördükten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. "Ben şehadet ederim ki sen hak söyledin," dedi. Ashab, "Ne oldu?" diye sordu. Adam, "O adam intihar etti," diye cevap verdi. Alemlerin Efendisi buyurdular ki, "Kıyamet kopmadan sizde mal çoğalacak ve servet artacaktır. Bu yüzden kişi sadakasını kabul edecek fakir bulmakta zorluk çekecek ve sadaka teklif ettiği kimse, "İhtiyacım yok," diyecektir. Bu hadis Osman ve Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anhuma zamanında gerçekleşti. Çünkü Osman döneminde fetihler çoğaldı, Fas ve Rum hükümetlerinden alınan ganimetler Müslümanları doyurdu. Adil ve zahit bir halife olan Hazreti Ömer de daha önceki sultanların biriktirdikleri hazineleri halka dağıttığı için zaruret ve ihtiyacı ortadan kaldırdı. Mal ve servetin çoğalması olayı, ahir zamanda ikinci defa yeryüzüne gelecek olan İsa aleyhisselam döneminde de görülecektir. Kendisine iman etmeyen münafıkları bilmesi. Urve radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Tebuk seferinden dönerken yolda birkaç münafık kendi aralarında gizlice konuşarak, "Muhammed önümüzdeki dağın yamacındaki dar yoldan geçince biz kendisine sokulup aşağı atalım ve olaya kaza süsü verelim," dediler. Ve tanınmamak için de güneşten korunmak için yaptıkları gibi yüzlerini örttüler. Sonra dağa yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'yi çağırıp ona, "Arkadan gelmekte olan yüzü örtülü adamlara dön ve onları benden uzak tut," dedi. Huzeyfe geri döndü. Gelmekte olan yüzü örtülü münafıkları gördü ve develerinin yüzüne vurarak onları durdurdu. Münafıklar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi gizli planlarına vakıf olduklarını anladılar ve korkuyla develerini çevirip ordunun içine karıştılar. Huzeyfe geri gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Sen onları tanıdın mı?" diye sordu. Huzeyfe, "Hayır, tanıyamadım," diye karşılık verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah Celle Celaluhu bana bildirdi ey Huzeyfe. Onlar 12 kişiydiler ve isimleri de şunlardır," dedi. Yüce Peygamber bir gün minberde konuşurken, "Ey insanlar! İçinizde münafıklar vardır. Ben kimin adını söylersem ayağa kalksın," dedi. Bütün sahabe çok korktu. Ve Allah'ın yüce Resulü 36 kişinin adını okuyup ayağa kaldırdı. Hepimiz çok şaşırdık. Bu olaydan sonra
o adamların hareketlerini izleyerek gerçekten münafık olduklarını gördük. Hiç kimsenin bilemeyeceği şeylere cevap vermesi. Kitap ehlinden olan birkaç kişi, koltuklarının altlarında tuttukları kitaplarla geldiler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkmak için izin istediler. Allah'ın Resulüne gidip bu gelenlere haber verince, "Onlar benden gayba ait şeyler sormaya gelmişlerdir. Ben bir kulum ve ancak Allah'ın Celle Celaluhu bana bildirdiği şeyleri bilirim," dedi. Ve ondan sonra yüzü aydınlanarak, "Onları getir," dedi. Ve adamlar Allah Resulü'nün yanına gelip oturdular. İki cihan güneşi adamlara, "İsterseniz sizin bana sormakta olduklarınızı ben haber vereyim. İster misiniz?" dedi. Adamlar, "Seni dinliyoruz, haber ver," dediler. "Siz Zülkarneyn'den sormaya gelmişsiniz." Zülkarneyn genç bir Rum'du. Cenab-ı Hak ona mülk verdi. Kendisi önce Mısır üzerine gitti. İskenderiye şehrini kurdu. Ondan sonra da dünya fethine çıktı. Ve iki dağ arasına büyük bir set yaptırdı, dedi. Bunun üzerine adamlar, "Bizim kitaplarımızda da senin Zülkarneyn hakkında söylediklerinin aynısı yazıyor," diye tasdik ettiler ve Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna iman ettiler. Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Bunu başarmak için Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Eğer başaramazsanız, ki kesinlikle başaramayacaksınız, o takdirde inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. Bakara Suresi 23. Ayet. Alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Resul'ün o sonsuz rahmeti dünyada ve ahirette üzerimizden eksik olmasın. Amin.